sürpriz canlı yayınlarımızdan anında haberdar olmanın sadece tek bir yolu var. Lütfen Ateizm Derneği abone olmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın. Ama bir konuda sizden söz istiyoruz. Yayınlarımızı beğenirseniz lütfen sorgulayan veya özgür düşünceli arkadaşlarınızı da aramıza kazandırın. Olur mu? Merhabalar, Ateist Gazete'nin 93. sayısına hoş geldiniz. Ateist Gazete, Müslüman nüfuslu ülkeler içerisinde dünyanın ilk ve tek yasal olarak tanınan insan hakları kurumu olan Ateizm Derneği tarafından hazırlanır ve haftalık bir elektronik miltenimizdir. Gazetemiz, derneğimizin üye ve gönüllerine özel olarak hazırlanıp dağıtılmakta. Her yeni sayımız yayınlandıktan bir hafta sonra tüm kamuoyu ile paylaşılmakta. Okumaktan ziyade dinlemeyi tercih edenler için bu haber bültenini hazırlıyor ve haberleri yorumluyoruz. Haberlerimiz kalabalık bir ekibin kolektif ve özverili çalışmalarıyla hazırlanmakta. Biz bu ekibe kısaca Türkiye'nin aydınlanma savaşları demekteyiz. Yayınlarımızın devam edebilmesi için bize Patreon, Creosus ve YouTube üzerinden destek olabilirsiniz. Bunun haricinde derneğimize üye veya gönüllü olarak da katılabilirsiniz diyerek Süleyman'a merhaba demek istiyorum. Nasılsın Süleyman? Görüşmeyeli nasıl geçti hafta? İyiyim. Ben bu hafta biraz yoğundum. Biraz yorulmuşum. Biraz da soğuk kalmışım. Onun dışında iyiyim. Bu hafta biraz ben dünyayı takip ettim ya. Yani banka krizi geliyor gibi oldu. Şimdilik durulmuş gibi ama hani sürekli bahsettiğimiz küresel kapitalizmin krizi kapıyı çalıyor gibi tekrar yani Silicon Valley Bank'tan sonra şimdi de Kredi Suisse. Ki Kredi Suisse çok büyük bir bankadır. Şu anda değeri şeyden aşağıya düştü. İş bankasından daha düşük bir değeri var. Yani 7.7 idi galiba. İş bankasının 7.7 milyar dolardı piyasa değeri. Kredi Suisse'in düştü 7.3 milyar dolara. Yani onlar için çok korkunç bir durum. Büyük olası 50 milyar euroluk bir şey alacaklar destek. Böyle yırtabilecekler. Amerika'da önlem olarak 2 trilyon dolarlık bir şey koydu. Bankalara destek paketi çıkartmak zorunda kaldı. Hikaye biraz sakatta bindi gibi görünüyor. Çünkü sen hatırlar mısın bilmiyorum 2008'deki finansal krizde işte Lehman Brothers vesaire gibi bankaların çöküşüyle sonlanmıştı. Bunlar beklenmedik şeyler değil. Dünyada da ne olacağını bilmiyoruz. Dünyada da zaten bir Aptallık çağı içerisindeyiz. Bu arada bir haber okudum. Çağrı Mert'in galiba. Oksijende yazıyor ya Çağrı. Ee, i̇nsanlığın IQ seviyesi ilk kez düşüşte. Bunu gerçi şeye göre yapıyorlar tabii. Bizim bir bugüne kadar yapılan IQ testlerinin kriterleri var ya. Bu kriterlere göre düşüşte. Şimdi şey tartışılıyormuş. IQ'nun kriterlerini mi değiştirmek lazım yoksa EQ'yu mu öne almak lazım yani emotional mu öne almak lazım vesaire gibi. Ama boşuna denmiyor demek ki aptallık çağındayız. Aptallık çağında olduğumuzu söylemek için pek çok sebep var sadece Türkiye için değil dünya için. Avrupa'yı tamam. görüyoruz işte yani. Bence... Bunun en büyük etkisi insanlar bilgiye ulaşmak için çabalamıyorlar. Artık her şey ellerinin altında ve her bilgiyi gerçek doğru olarak kabul ediyorlar. En büyük nedenlerinden evet. birisi de bence budur. Çünkü araştırmayan <laughs> yani çalışmayan beyin gelişmez. Hani işlemeyen e, işleyen demir ışıldar, işleyen çelik ışıldar diye bir atasözümüz var. Çok da doğru bir şey aslında. Ne kadar çok kullanırsak o kadar çok aslında geliştiririz. Hani Aynen şey şu... beyin de bir organı mı sonuçta? kullandıkça aslında Aynen. daha çok işlevsellik kazanıyor. Ya eskiden şöyle bir şey var mıydı ya? Mesela en zekalı komplo teorisini söylüyorsun. Diyelim ki Amerika'yı kertenkele adamlar yönetiyor değil mi? Reptilianlar yönetiyor diyorsun. Karşı çıkanlar işte kardeşim manyak mısın? Şudur budur bilimsel olarak şöyle şudur vesaire. Bir sürü e, şey giriyorlar. Ayrıntılı e, kanıtla giriyorlar. Diyorsun ki bence böyle. Ne oldu? Tartıştık mı şimdi? Yani değil mi? Uydurabilirsin her şeyi ve bence böyle dediğinde oluyor. Çünkü bilgiden öte şu hikaye öne çıkmış durumda. Duygusal bakış açıları, sezgiler falan filan bunlar hep yaşanmış dünyada. Mesela hatırlarsın yani oku, okuduğun için söylüyorum o dönemleri. Birinci Dünya Savaşı öncesi ve İkinci Dünya Savaşı öncesi ne kadar meczup dolandırıcı varsa piyasaya çıkmış. Teozofi gibi işte Madame Blavatsky diye bir soytarı kadın çıkıyor ve buna bırak şeyi yani faşistleri, manyakları falan bırak şeyler bile inanıyor. Sosyalist entelektüeller bile gidiyor toplantılara katılıyor falan. Biraz böyle bir dönemde gibiyiz sanki. En büyük sana... örneği harp, harpa inanıyorlar. Evet ya. Geçen Beyaz TV'de izledim. İki tane hani böyle suratına baktığında diyorsun ki zaten bu hani şeyden geri, kuyruklu maymundan geri. Belli yani herifin davranışından tipi, tipi bile maymuna benziyor ya. Yani bu tipler kalkmış bir buçuk saat harp tartıştı. Ulan harpın yani iyonosferin incelenmesi için yapılmış bir aracın, gerecin rey sonladı. Buna bağlamak, bağlamak. Kalkıp bir tane saçma sapan gemi bir politik mesaj için Boğaza demirledi diye Maraş'taki depreme bağlamak falan. Bunlar hani süzme geri, geri zekalık gerektiren şeyler. Maalesef bizim toplumda bu süzme geri zekalılar çok bol oluyor. Empati bile ya, artık onlarla o. kuramıyorum. O kadar zor. Aynen. Ben de artık zaten sıfat olarak insani sıfatlar geliştirmek bile istemiyorum. Çünkü hani bu şey tür olarak aynı tür değiliz kardeşim. Hani başka bir şey olmuş. Değil yani insan değil karşısındaki. İnsan görünümlü bir şey. Et yığını. Evrimin diyeyim. son halkasında takılı kalmış evet. <laughs> diyerek e, haberlerimize geçelim istersen. Ee, bu hafta biliyorsunuz ki tıp bayramıydı. Buradan Ateizm Derneği olarak tüm doktorlarımızın e, 14 Mart tıp bayramını hem hüzünle hem de şaşkınlıklarla kutluyoruz diyerek... ...bir Hipokrat'ın e, sözleriyle aslında e, da devam etmek istiyorum. Aynı, e, aynı zamanda Hipokrat'tan değil aslında i̇bn Sina'dan bir örnek verelim diyelim. Hiç kimse görmek e, istemeyen biri kadar kör olamaz diyerek... E ee, İbn Sina'dan bir örnekten vermek istiyorum. Çünkü biliyorsunuz ki bizim e, yöneticilerimiz e, Türkiye'nin yöneticisi giderlerse gitsinler e, demişti. Yani doktorlarımıza giderlerse gitsinler sözleriyle e hitap etmişlerdi ve İstanköy'de Hipograftan e, bugüne buradayız. Hep bur burada olacağız diyen hekimlerimiz vardı. E, gerçekten de hakkı verilemeyen, çok yenen ve e, zorlu koşullarda çalışan, çalıştırılmaya maruz bırakılan bir meslek kolu tıpkı öğretmenlerimiz, polislerimiz gibi ki çok çok değerli bir meslek kolu bence. Ben benim görüşüme göre en zor mesleklerden birisi öğretmenlik, diğeri doktorluk ve polislik çünkü birebir insanlarla siz yüz yüze geliyorsunuz. Birincisi öğretmenler, doktorlarımız, mühendislerimizi yetiştiren insanlar, çok çok değerliler bence. Bir de doktorlarımız Atatürk'ün de dediği gibi beni Türk hekimlerine emanet edin demiştir. Çünkü bizim eğitim sistemimiz çok güzeldi, bizim doktorlarımız çok değerliydi. Keşke yine aynı değeri görseler. Ya şöyle bir sıkıntı var. Tıp bayramını kutluyoruz ama bir yandan doktorlara yapılan saldırılar, doktor cinayetleri, öte yandan performans sistemini belki biliyorsundur doktorlara ilişkin. Yani bu, bu adamların 5 dakikada bir kişiye tanı koyması bekleniyor. Mümkün değil ve ona göre hasta kabul etmek zorundalar. Birincisi bu, ikincisi en son yine belki duymuşsunuzdur. Kalp Enstitüsü'nü kapattılar. Aksaray'da şeyde, Hasiki'deki Kalp Enstitüsü'nü kapattılar. Bu kardiyolojiye yönelik özel bir enstitü. Uzmanlaşmış kardiyologlar var ve bunu kapatıyorlar. Bir yere almaya bile gerek duymuyorlar. Yani e, al kardeşim yedik de göğüs hastalıkları hastanesi var. Oraya taşı. Yok. E, Cerrahpaşa boşaltıldı çünkü yıkılmak zorunda. Çünkü hasarlı bina. Çapa malum durumu. Hangi eski hastaneye, büyük hastaneye bakarsan bak böyle. Şişli etfal kapatıldı bir bölümü şeye taşıdı, bir bölümü sarı yere. Ne yapılacağı belli değil. Şehir içinde hastane bırakmıyorlar rant sebebiyle. Taşıyorlar cehennemin dibine. Ondan sonra da kalkıyorlar, bina ile övünüyorlar. Ya sen doktorlarına sahip çıkamıyorsun. Bir, tıp eğitiminin içine ettin. iki görüyorsundur bir tane soytarı dok şey var, prof var. İki dakikada bir çıkıp ticani ticani konuşuyor. Bunlar şeyde. Üç, televizyona çıkarttığın yüzlerce şarlatan tıp adına konuşuyor. Yine hatırlayalım korona dönemini. Profesör bir birçok şarlatan çıktı. Kimisi koronavirüs yoktur dedi. Kimisi aşı olmayın dedi. Kimisi ne bileyim işte şey defne yağ kullanırsan hastalanmazsın dedi. Bu tip şarlatanlara kalmış bir şey şimdi buradan nasıl bir sonuç çıkabilir ki zaten? Yani hayatımızla oynuyorlar. Doktorları, hasta yakınları darp ediyor. Düşük cezalar alıyor. Ölenler var ve kaçanlar var tabii Türkiye'den. En önemlisi de o. Kaçıyorlar. Yani Türkiye'nin tıp bayramını kutlayacak lüksü maalesef yok. Oturup ağlamamız lazım. Borum borum. Ne yazık ki durum böyle. Dileriz ki ileride de çok daha iyi koşullarda, <laughs> tıp e, çalışanlarımız hem doktorlarımız hem tüm sağlık çalışanlarımız çalışabilir ve daha iyi sağlık sistemi bizler e, bizlere sunulur ve bunları halkımız erişebilir diyerek bir sonraki haberime geçiyorum. E, 140 yıl önce bugün çok çok önemli bir e, filozofumuz düşünürümüz hayatını kaybetmişti Karl Marx. Çok çok severim kendisini, ee, kitaplarını ve e, fikirlerini çok severek aslında okurum. Ee, bir tane sözüyle aslında bunu özetlemek istiyorum. Dinler halk yığınlarının dine gereksinimlerini sezen insanlar tarafından yaratılır demişti. Birçok aslında e, hem siyasi hem de e, yöneticilere karşı e, hem sivri dille hem de doğru bir şekilde aslında eleştiri yapabilen çok değerli bir insandı Karl Marx hem e, bilimsel sosyalizmin kurucusuydu kurucularından da ve e, aynı zamanda bir devrimciydi diyerek ölüm yılanımda onu dernek olarak anıyoruz. Bizim için çok önemli isimlerden biri tıpkı Charles Darwin gibi Robert Koch'tu değil mi şeyi bulan antibiyotiği bulan. E, yanılmıyorsam evet. evet. Böyle insanlar bizim için tabii çok önemli veya krik gibi işte DNA'yı bulanlar. Marx bunu sosyal bilimlerde yapan biri. Tabii ki Marx dendi Friedrich Engels'siz almak mümkün değildir. Bizim için Friedrich Engels bir tık daha önemlidir. Çünkü doğa bilimlerinden getirdiği bakış açısı sayesinde diyalektik materyalizm. Dolayısıyla tarihsel materyalizmin ortaya çıkışı bu ikilinin ürünleridir ve çevrelerindeki insanların işte kuru dolu, osu, falan sınıf savaşı ve tarihin nasıl işlediğine ilişkin tarihsel evrimi anlatan bir hikayeden bahsediyoruz. Hala çok önemli biri. Her krizde biliyorsun alıyorlar iş adamları kapitali okumaya çalışıyor bir kez daha çünkü bir şekilde öyle ya da böyle Marx ve diğer ondan sonra gelenler Marksizmin oluşumunda etkileri olanlar bu zaten hesaplamış. Değil mi? Bernstein mesela demiş ki kapitalizm kendi kendini içine çökecektir. Finansal kapitalizmden bahsetmiş ve onun çöküşünden bahsetmiş falan. Ya mümkünse Marx okuyun diyelim. Marx'ı da okuyun çünkü Marx dediğinizde şu an bizim yaşadıklarımızın yani din halkları da afyonurun sözünün biraz önce verdiği açılımları çok çok önemli bir şeydir. Sınıf savaşını gizlemek için dinin nasıl kullanıldığını anlamak açısından da Marx'ı okumak çok önemlidir. Özgürleşmek açısından önemlidir. Bir de böyle çok şeye girmemek lazım. Şimdi bir grup, üç kuruşluk kendini liberal sanan sözde aydının işte Marx'ı iki cümleyle şey yaptığını, yanlışladığını falan düşünüyorlar ya. Kardeşim okuyun ondan sonra bakın Marx öyle bir şey değil. Hani üç tane beyin sizin de bir cümlesiyle el, e, çökertilecek bir fikir dünyası kurmuş değil. Diyeyim geçeyim. İyi ki varmış. İyi ki varmış diyerek bir sonraki önemli ismimizin e, a, yıl, ölüm yıl aslında devam edeceğiz. Beş yıl oldu Stephen Hawking e, aramızdan ayrılalı. Bizim için e, hem fizikçiler hem bütün bilim camiası için çok çok değerli bir isimdi. E, kendisini bir sözüyle almak istiyorum. Din ve bilim arasında önemli bir fark vardır. Din otorite, otoriteyle kurulur, kuruluyken bilim gözlem ve mantığa dayanır. Bilim galip çıkacaktır çünkü işe yarar. E, 1942 doğumluydu. 2018-14 Mart günü aramızdan ayrılmıştı. E, hem astronom hem de e, fizikçiydi. Kara delikler ve evrenimiz hakkında çok çok önemli araştırmaları ve e, öne çıkarttığı çok çok e, hem önemli hem değerli yani bilime ve fiziğe yön veren e, çıkarımları ve aslında çalışmaları vardı. Ve birçok aslında kitabı var yayınımızın sonunda da size birkaç önerim olacak çünkü çok kolay okunabilir çok keyifli kitapları var hem evrenimiz hem e, zamanın ne olduğunu evrenlerin nasıl oluştuğunu ve Karadelikler hakkında aslında çok tatlı ve böyle e, bilgilendirici e, bilgiler veren, e, kolay okunabilir kitapları var. E, çok severdim i̇şte onu. Ben sana şimdi tanıtılıyorum. Hazır Tabii konu de. gelmişken. E, alfa yayınlarını biliyorsunuz belki bilmeyenleriniz de vardır. Çok güzel kitaplar çıkartırlar. E, çok önemli aslında bilim insanlarının e, kitaplarını Türkçe'ye çevirerek, yayınlarlar. Bu çevirilerinde aslında atıyorum bir kimya ile alakalı bu bir kitap. Bir kimyacı aslında e, kimyacı ile kimyacıyla beraber çalışarak bu kitapların çevirisini yaparlar. Keza Stephen Hawking'in kitapları da aynı şekilde oldu. Benim çok çok sevdiğim kitaplarından birisi Zamanın Kısa Tarihi. Bu kitabın bir tık daha özet hali var. Zamanın çok daha kısa tarihiydi sanırım <laughs> kitabın ismi. E, fakat bunu okurken hiçbir zaman sıkılmayacaksınız. Çünkü bakıyorum yaklaşık Aynen 200 sayfa civar içinde görsellerle beraber şöyle göstereyim. Hani çok daha rahat kavranması için çünkü bu sadece fizikçiler için tıp halk için yazılmış bir kitap. Önerdiğim birinci kitabı bu. ikincisi de Karadelikler ve Bebek Evrenler. Karadeliklerin nasıl oluştuğunu, evrenlerin ve bebek evrenlerin nasıl oluştuğunu çok güzel ve gündelik dille anlattığı kitapları okumadıysanız gerçekten de önerdiğim, sevdiğim kitabıdır. Diyerek buradan da Hawking'i yeniden almak istiyorum ve sözü sana bırakıyorum. Yani tabii hiç biliyorsun fiziksel durumunu adamın. O haliyle hani mucize arıyorsanız değil mi? Saçma sapan şeylere bakın işte şu adama bakın. Yani insan beynini kullanabildiğinde biraz da genetik olarak zeki olduğunda neler yapabiliyor? Herhalde Hawking'den daha iyi bir örnek olamaz. Astrofizikte, astronomide yaptığı katkı aslında onu bırak vardığı sonuçların felsefeye katkıları bile tek başına çok önemli insanlık için çok önemli dönüm noktaları da ortaya çıkarttı. Zaman kavramına ilişkin konular zaten apayrı bir mesele. Sonuçta her zaman felsefi bir sonuç olan şeyler. İşte bu konularda Stephen Hawking herhalde bu yüzyılın alanındaki belki de bütün zamanların alanındaki en önemli isimlerinden biri olarak tarihe geçti. Özel hayatı çok garipti. Bunları yapan bir insanın hani bir e, hasta bakıcısıyla yaşadığı ilişkiyi düşününce de insanı biraz içi acıyor ama bu tabii konumuz değil. Büyük buluşlar yapanların genelde özel hayatları biraz zavallıcı olur. Onun da hikayesi biraz böyle salıyor. Ama çok fazla çabaladı ve hani durumuna çok, çok. şey yapmadan hani aa ha, ben hastayım aa ha, ben hani konuşamıyorum evet, evet. bile demeden aslında e, çalışmalarına devam etmişti. Evet. Çok güzel hikayesi var aslında. Savunalı İngilizde diyerek bir sonraki haberime geçiyorum. İslamı eleştirmek ifade özgürlüğüne dahildir. Nokta. Bir İngiliz haftalık siyaset ve kültür dergisi olan The Spectator e, Spectator'un internet sitesinde kaleme aldığı yazısında Birleşik Krallığın inançlara ve e, inançlara karşı olan tutumunu tiye alıp eleştiren Brandon O'Neill e, Watergate olayına atıfta atıfla Gate ve Britanya'nın yeni dine hakaret kuralları başlığını attı inançlar bakımından öyle tutucu bir ülke hayal edin ki Kur'an'ın bir kopyasının lekelenmesi dahi polisin işin içine dahil olduğu kriminal bir olaya dönüşsün. Keza Türkiye'de de öyle olmuyor mu? İslam'ın rencide etmemek noktasında öyle ciddi bir ülke düşünün ki çocuklar dahi iddiaya göre o inanca saygısızlık ettikleri için cezalandırılsın. Ki Türkiye'de de öyle oluyor. Bir tweet atıyorsunuz çocuklar içeri alınabiliyor ya da soruşturma geçirebiliyor. Ee, öyle bir ülke ki bazı inançlar soruşturmaya tabi olmasın ve alay edilmesin diye kararlılıkla koruma altına alınsın ve hatta bu yüzden o inançlara karşı en ufak şeyler dahi siyasetçilerce provokatif ve korkunç denilerek kınansın. Birleşik Krallık'taysanız işte o ülkedesiniz. İran'ı unutun, Afganistan'ı boş verin diyerek yazısına aslında devam etti. O'Neill, West Yorkshire'a bağlı Wakefield'a göre, Wakefield'da dört lise öğrencisinin iddiaya göre Kur'an'a saygısızlık etmeleri ve hak ettiği saygıyı göstermedikleri gerekçe gösterilerek okul müdürü tarafından disiplin cezası almış. O'Neill, yazının devamında okul yönetiminin bölgedeki Müslüman liderlere liderlerle görüşüp olayda kullanılan Kur'an'ın tümüyle sağlam olduğu noktasında onları temin ettiğini de açıklamış. Ee, bu tür olaylar e, Türkiye'de o kadar çok yaşanıyor ki yani zaten yaşamamız çok ilginç olurdu ama işte yurt dışında yaşandığı anda böyle haberlere konu olabiliyor çünkü gerçekten de farklı ve hayatın doğal akışına aslında karşı bir hareketlilik oluyor ee, sanırım bu biraz daha böyle okulun yönetimi ya da bölgeyle alakalı bir karar olabilir çünkü İngiltere ya da bunun gibi ülkelerde çok daha az duyduğumuz Haberlerden birisi diye düşünüyorum. Sen ne düşünüyorsun? Anglo-Saksonlar ve Anglo-Amerikanlar uzun yıllardır e, dinsel farklılıklarını kullanarak dış politika ürettikleri için bunun bir yansıması olarak iç politikalarında da e, dine karşı çok duyarlı tırnak içinde bir e, yaklaşım geliştiriyorlar. Bu aptallığı yapan Avrupa'daki tek ülke Britanya ya da işte Birleşik Krallık. Britanya demeyelim bir, Birleşik Krallık. E, şuna kadar gidiyor iş. Diyelim ki adam karısını dövüyor. Kültürel olduğu için yumuşatıyorlar. Neymiş? Kültürel vakaymış. Çünkü İslam'ın inancına göre falan diyorlar. Ya Türkiye'de bile olmayacak bir saçmalık bu aslında. Oluyor da olmaması gereken yasalara göre veyahut işte dini itikatlar sebebiyle kızın sevdiği bir Hristiyanla evlenmesini engellemek. Yine hoşgörüyle yaklaşıyorlar. Dinden çıkmak. Yine hoşgörüyle yaklaşıyorlar vesaire. Şimdi o topluluk içinde cinsel kuralların uygulanmasına hoşgörüyle yaklaşmak kendi ülkende şöyle bir sıkıntı yaratabilir. Almanya'da diyelim şey yapıyorlardı biliyorsun. Parklarda kurban kesmeye çalışıyorlardı bir ara Türkler. Çocuklar fenalaşıyordu görünce. Zar zor zor engellendi. Sonra kalktılar küvette kesmeye kalktılar kurbanları banyoda küvette. Bu sefer apartman görevlileri. E, ondan sonra para verip gerekli kesim evlerinde kesmek zorunda kaldılar. Ya bunu yaparsın kıta Avrupası gibi... Ya da bu aptallığı yaparsa. Şimdi İngiltere, Birleşik Krallık bu aptallıkla yüzleşmek zorunda kalacak. En ufak bir faik şeyde de diyelim ki Suriye'de bunlar pislik yaptı değil mi? Birleşik Krallık bir numaradır şeyde. Orta Doğu'daki bütün pisliklerin altını kaldır, Birleşik Krallık ve bir bayet çıkar. Birleşik Arap Emirlikleri. Bu sebeple bunlar oluyor hep. Yarın öbür gün yine orada bombalar patladığında Bakalım bu aptallar ne yapacak? Çünkü oradaki bu hoşgörü aynı zamanda terör örgütlerinin gelişmesi için de bir şey sağlıyor, ortam sağlıyor. Bir yere kadar işler ne geliyordu? Bakalım bundan sonrası ne olacak? Bence bir Birleşik Krallık ve Amerika'daki yaklaşım, salt, ama şey için demiyorum, İslam'a yönelik değil. Hindular için de benzer şeyi yapıyorlar. Ya yani öbür gün Şintolar için de benzer şey yaparlar. Sihler biliyorsun çok orada. Sihlerin o Garip ritüelleri de, de sihlik de biliyorsun maço yanları yüksek bir din. Böyle bir yaklaşımları var. Garip bir durum yani. E, bu arada haberin devamında da o nihil dikkat çekmiş. E, herhangi bir şekilde e, dine hakaret etmek e, tarzında bir aslında yasaları yokmuş yani. E, dine hakaret yasaları bulunmuyormuş. E, birleşik krallıkta buna da dikkat çekmiş diyerek e, bir sonraki haberime küçük bir not düşeyim mi biliyorsun tabii de, tabii de. Birleşik Krallık'ın anayasası yoktur. Jurisprudansiyel hukuk dediğimiz bir sistem yani teamül hukuk üstünden şekillenir. Diyelim ki oğlunun e, işte gözleri yeşil onu şey yapalım diyeceğiz. Kahverengi yapalım diyeceğiz. Yargıç da diyecek ki jüriyle beraber ha olur öyle yapalım bir dahaki davada mavi gözlü bir kızı çağırdığımızda ve kahverengi olsun dediğinde ona gönderme yapıp aynı kararı alabilir. Bak böyle bir tehlike daha var. Silsile olarak gelişen bir şey. Bir eşeklik yaptın o beş eşeklik peşinden gelebilir İngiliz hukukunda. Böyle bir sıkıntısı vardır çünkü anayasası yoktur. Teamül hukukudur. Çok teşekkür ediyorum aktarımların için. Bir sonraki haberime geçiyorum. Avrupa Parlamentosu'nda dinsel milliyetçilik e, yükselişte ve bu yükseliş dikkat e, çekildi e, geçtiğimiz günlerde. E, Humanist International'ın İtalyan üyesi, Rasyonalist Ateistler ve Agnostikler Birliği'nin savunuculuk direktörü Adele Orioli, 24 Ocak'ta Avrupa Parlamentosu'nda gerçekleşen liberal demek, liberal demokrasi konulu bir etkinlikte konuştu. Orioli yaptığı konuşmada dinin siyasi kazanç için araçsallaştırılmasından bahsetti ve bunun cinsel sağlık ve üreme sağlığı hakkı ile din ve inanç özgürlüğü hakkı gibi temel haklar üzerindeki zararlı etkilerinin de olduğunu vurguladı. Orioli İtalya'da dine küfür ve hakaret karşıtı yasaların sık sık kullanılması ve homofobi karşıtı yasaların bulunmamasından duyduğu endişeyi de dile getirdi. Ayrıca en savunmasız kişilerin hakkını korumak için din ve inanç özgürlüğü hakkında kapsayıcı bir yaklaşım çağrısına da bulundu. E, ve şunları da aslında ekledi. Gelecek nesillerin tam bir düşünce, inanç ve bireysel seçim özgürlüğünden yararlanabilmesi için dini inançlara dayalı olmayan, felsefi derneklerin, dinlerin ve kiliselerin Avrupa Birliği'nin temel değerlerine saygı duyarak işbirliği yapmaları umuduyla bitirmek istiyorum. Bu adil, barışçıl, birleşik ve müreffeh, müreffeh ne demek daha sonra değiniriz? Refah müreffeh, içinde. Refah, refah içinde, içinde bir Avrupa toplumunun yarat e, yaratılması ve sürdürülmesi için bir e, koşul ve ön koşuldur olarak devam etmiş umarım hiçbir taraf ya da bir parlamento layıklık mücadelesinden bir adım bile geri atmaz. Çünkü geri adım atmamalıyız. Hiçbir yurttaşın yurt cinsel yönelimlerinden ya da cinsiyet kimliğinden, inancından ya da inançsızlığından dolayı da ötekileştirilmediği bir dünya ve bir düzen için her zaman savaşlarımıza da devam edeceğiz. Her zaman da bu özgürlüğün arkasındayız diyerek sözü Süleyman'a bırakmak istiyorum. Şimdi son şey de Avrupa 90'lardan bu yana yani postmodern çağdan bu yana çok fazla taviz verdik kurucu değerlerinden. Bunlar arasında laiklik ...özgürlükler vesaire var... ...bunun sonuçlarını zaten... Burası, ...Ukrayna Savaşı'nda da görüyoruz... ...şimdi İtalya dediğin ülke... ...koyu Katolik bir ülke var... Katolizmin, ...Katolisizmin etkileri çok yüksek... ...düşün ki bundan 20 yıl önce... ...bir yargıç çıkıp... ...hala da olabiliyor biliyor musun... ...olabilir yani... ...sadece bize yansımıyor olabilir... ...bir kadın tecavüze uğruyor... ...yanılmıyorsam öğretmendi kadın... Ee, ...iki kişi tarafından uğruyor şikayetçi oldu işte. Sanıklar yakalanıyor. Karar ne biliyor musun? İki sana düşük bir ceza veriyor hakim ve diyor ki kadın dar pantolon giydiği için adamları tahrik etmiştir, onları tecavüze zorlamıştır. Zorlamıştır diyor. Aynı İtalya'da geçen yıl Ukrayna Rusya Savaşı sırasında Dostoyevski'nin yasaklanması ne haltısa. Burada üniversite kurulu yaptı biliyorsun. Düşünebiliyor musun? Dostoyevski yasakladılar. Yasakladılar üniversitede okutulmasını. Sonra eleştiriler üzerinde bu sefer de ters yüz edip izin verdiler. Bu kompozitörler için başka ülkelerde geçerli oldu. Ruskom. Şunu görüyoruz. Avrupa'ya deli, deli gömleği lazım. Avrupa'ya eğer demokrasi, insan hakları, kadın hakları, çocuk hakları, LGBTİ hakları konusunda strikt yasalar vermezsen bunlar anında faşistleşebilir. İlk ekonomik krizde yeni bir nazi gelebilir ya da başka bir halk. Her türlü kültürel despotizmi yapabilirler. Hatta abartarak söyleyeyim cadıları bile yakarlar. Avrupa maalesef budur. Hani çok çok abartır ya bazı arkadaşlarımız Avrupa şöyledir böyle. Yok kardeşim eğer yasaları uygulamadıkları zaman bunlar ve temel değerlerinden biraz saptıkları zaman biraz sağ popülist aşağılık bir lider geldiği zaman örnek Berlusconi değil mi? Ee, örnek e, Johnson Britanya. Çorumlu mu diyorlardı? Ne diyorlardı o herifin yozgatlı mı Çorumlu mu? Manyağın biri işte. Bu tip insanları getirdiğinde ve yasaları oynattığın anda Avrupa'da oynamaya başlıyor. Bu sebeple çok temkinli yaklaşmamız lazım. Bazen Türkiye bu haliyle bile daha sağduyulu olabiliyor. Onu değil, o kadar da diyebilirim yani. Bu kadar saçma sapan bir durum var. Zaten Anglosas, özellikle Amerika'yı hiç katmıyorum. Amerika'da 70 milyon evangelistin olduğu bir ülke. 400 milyon nüfusun 70 milyonu evangeliste tırsacaksın kardeşim. Cidden tırsacaksın. Her türlü manyaklık çıkabilir ve çıkıyor da zaten. Değil mi? Ve bir sonraki haberimize de e, geçelim. Bir sonraki haberimiz Cezayir'den. Cezayir'de çağdaş dini yoruma e, tutarsızca aslında ya da kararsızca bir e, tutum sergilendiğine dair bir haberimiz var. Humanist International'ın haberine göre 2000, e, 2021 yılında dine küfürden hapis cezasına çarptırılan Cezayirli akademisyen ve gazeteci Said... E, Cabelkir serbest bırakıldı 2020 yılında hac ve bayram kutlamalarının pagan dönemlerden kalma adetler olduğunu ve bu tür vazifelerin İslam diniyle bağlaşmadığını ve asıl dinin uygulamaların e, gerçekleştirilmediğine dikkat çekmişti. Bu açıklamasından sonra dini hakaret olarak e, değerlendirilen... Ee, ve hakaret ettiği söylenilen akademisyen ne aslında Cezayir Ceza Kanunu'nun ilgili maddesi uyarınca dine küfür, dogmayı aşağılama ve İslami üretilere ihlal etmekle suçlanıldı ve e, 2021'deki duruşmasında 3 yıl hapis cezası alarak ve bu hapis cezasının yanına da 367 Amerikan doları para cezasında çarptırılmıştı. E, 2021 yılından beri hapiste olan e, bu eğitim görevlimiz Sayit Bey e, sal, e, mahkemeye bu kararı temize götürdü ve bu e, temiz sonucunda da e, serbest bırakıldı. Aslında bu serbest bırakılış da e, bir ilki temsil ediyor. Kendisi de buna dikkat çekmiş sözleriyle. Ee, ve şöyle e, devam etmiş açıklamalarına. Zavanın başından beri bana destek olan tüm arkadaşlarıma teşekkür ediyorum. Cezayir Yargı Konseyi'nde alınan bu karar Cezayir tarihinde bir emsal teşkil ettiği için tarihi bir karardır. Cezayir'de Arap ve İslam dünyasında hür ve düşünce ve hümanistler de büyük bir zaferdir diyerek devam etmiş. Çünkü aslında bu bütün cezalardan ilk defa e, hem uzatılmadan hem de e, o süresini tamamlamadan salınan ...insanlardan herhalde ilk olmuştur cezaevi. Çünkü o da gerçekten de dini e, kuralları uygulayan ve e, birçok diğer ülkeler gibi... ...İran gibi ya da diğer dini bütün ülkeler gibi aslında... ...dini hakareti, daha, doğru daha doğrusu Müslümanlığa, İslam'a hakareti... ...çok böyle dikkate alan, e, yasaları da uygulayan bir hükümettir. Yasaları da bu şekildedir. Umarız ki e, gerçekten de böyle... E, özgürce insanlar bir şeyleri eleştirebilecek hale gelir. Hem Türkiye'de hem bütün ülkelerde, cez Cezayir'de buna dahil. O günleri umarım görürüz, hepimiz görürüz. Ee, yani ve bu e, hem gazetecimizin hem de aynı zamanda öğretim görevlimizin serbest kalışı e, birçok e, seküler kesim tarafından da e, mutlulukla karşılandı diyerek sözü sona bırakıyorum. Düzeltme yapayım. Maghrib ülkeleri yani Atlas ülkeleri ya da Kuzey Afrika ülkeleri biliyorsun Türkiye'deki aydınlanma devriminin en en fazla uygulandığı benimsenip alınıp biraz bizden daha sert uygulandığı ülkelerde. Bunun sonucunda Fas e, layık bir ülkedir. Cezayir aslında süper laik bir ülkedir uzun süredir ama şu sebeple onu da belirteyim birkaç sebeple bir. Bunlar Ulusal Kurtuluş Savaşı'da 1 milyon kurban verdiler. İğrenç Fransız emperyalizmine karşı. Ondan sonra hep içlerinde bir İslami kanat güçlenmeye çalıştı. Yine Batı istihbaratlarının desteği de çok iğrenç. IŞİD'den de iğrenç bir örgüt çıkmıştı orada. Şimdi adını hatırlamıyorum. Galiba FIS miydi neydi tam hatırlamıyorum ama. İlk çıkanlardan biridir. Acayip terörist bir örgüt ve e, köylerde katliam yapar falan. Böyle çalkantılı 3-5 yıl geçtikten sonra Fransız davansı Cezayir Devleti soykırım yaptı bunlara karşı. Hepsini öldürdü. Hepsini yok etti. Ve yasalarını da sıkılaştırdı. Şöyle tabii halkın önemli bir kesimi hala şeye açık, manipülasyona açık bu terör örgütleri ve gerici e, örgütlerden dolayı. O sebeple bu konularda işte blasfemi gibi konularda falan biraz esnek davranmaya çalışıyor. Ama çok net ve şeydir e, siyasal İslam'a karşı çok net bir bakış açısı halen vardır. Bir de tabii bu ülke sırf Arap değil, Arap Berberi topluluğu ikisi bir arada onun getirdiği özel bir yapısı da var. Ama e, umarım bundan sonra bu yasalar daha net bir şekilde gündeme gelir. Biliyorsun Libya'da kadın hakları, yani Kaddafi döneminde Libya, Cezayir, Tunus ve Fas kadın hakları konusunda neredeyse bizden bir tık ilerideydi hep. Bunu da antiparante parantez hatırlatmış olalım. E, bu arada e, bu geçtiğimiz günlerde bir Yabancı gazeteye röportaj vermiş e, Sait ve e, şu anda cezası beklemekteymiş. Temiz için savunmalarını şu anda hazırlıyorlarmış. Evet. Umarız ki e, cezası onalmaz ve bu e, hapis cezası devam etmez ve serbest şekilde çıkacaktır. Umarız öyle olur. Ve e, bu aslında e, bir as emsal teşkil etmiş olur. Diye düşünüyorum. Herhalde benzer suçlar olduğu zaman cezai mahkemelerince de emsal olarak gösterilebiliyordur bizim ülkemizde olduğu gibi. Onlar diye Fransız hukukunu örnek aldıkları için bize çok benzeyen bir hukuk yapısı var tabii. Ama eski gelecek davalar içinde güzel bir emsal karar olmuş olur diyerek bir sonraki haberimize geçiyoruz. Ramazan'da Suudi Reform'un hmm. yeni çağ Riyad yönetiminin Ramazan'a dair yaptığı birkaç düzenlemeler vardı. Bu düzenlemeler ...haberleştirildi. Biliyorsunuz ki e, Müslüman aleminin e, ne 11 ayın sultanı Ramazan gelmek üzere... ...ve bu Ramazan'ın içinde e, Riyat yönetimi birkaç düzenlemeler yayınladı. Nedir bu düzenlemeler derseniz, camilerde e, vaaz verilirken çocukların getirilmemesi e, ...efendime söyleyeyim, teravih namazları sırasında duaların kısa tutulması faydalı kitapların okunması e, ve bunlara insanların teşvik edilmesi, e, iftar çadırlarının kurulmaması, e, iftar sonrasında yemek yenen kısımların temizliğine dikkat edilmesi e, ve eğer toplu iftar yapılıyorsa ertesinde bağış toplanmaması tavsiye ediliyormuş e, gerçekten de farklı bir şeyler Türk çünkü ülkemizde sanırım birçok teravih namazları oluyor çocuklar da götürülüyor. Toplu Ramazan çadırları da kuruluyor. Bakalım bunun arkasında ne varmış? İslamcı yönetim 1400 yılı aşkın zamandır var olan İslam'ın her türlü yeni yorum ve reform ve düzenlemeye karşı çıkan anlayışından anlayışındansa bilgi çağının şartları ve günümüzün gerekliliklerine göre düzenlenmiş bir pratiği tercih et etmesi gerektiğini idrak etmiş gibi duruyor aslında. Ne var ki yakalamayı arzu ettiğine e, inandığımız inandığımız alıştık sevgisini demokrasiyle taşlandırmayı planlamayan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman liderliğindeki Suudi rejimi İslam'ın Suudi halkı üzerindeki etkilerini şekillendirme ve sınıflandırmaya devam edeceğinin de sinyallerini de veriyor. E, aslında toplu iftarlar sonrasında bağış toplanmaması Gerçekten de güzel bir davranış. Çünkü Türkiye'de de aslında iftar çadırlarını birçok cemaatler ve tarikatlar kuruyor. Ve daha sonra bu cemaat ve tarikatlar kendileri için aslında para toplamakta. Ee, i̇yi niyetliyse hiçbir problem yok. Yani e, bazı dernekler var ki gerçekten de çok güzel işler yapıyorlar. Topladıkları paralarıyla e, birçok insanlara ya da e, topluluklara yardım ediyorlar. Fakat birçoğu da ne yazık ki Toplanılan paraları kim bilir nereler harcıyorlar. Ee, bu bazı teravih namazlarında ve verilen vaizlerde çok çirkin söylemler ve laikliğe karşı söylemler e, dile getirilebiliyor. Ee, bunların belki de bir tık önüne geçebilir Suudi rejimin e, açıkladığı kurallar. Bakalım devamında neler getirecek bu yeni Riyad yönetiminin Ramazan'a dair yaptığı düzenlemeler. Ben Suudi Arabistan'dan çok mutluyum. Böyle 30-40 yıl sonra orada bir Arabistan Federe Devleti'nin kurulacağını, belki de Arnavutluk'tan sonra dünyadaki ikinci ateist ülke olacağını cidden düşünüyorum. Suudi, Suudi Arabistan'da biliyorsun kadınlar, en fazla ateizme yönelen kadınlar diye biliyoruz, duyuyoruz. Sonuçta orta halin üstüne geçen her ulus bir şekilde ve bir şekilde değişmek zorunda kalacak. Bunlardan biri de bence Suudi Arabistan. Mesele şu, bir tane iğrenç aşiretin ülkeye egemen olması. Onları bir gün devirirlerse gerisi pamuk ipliği gibi gelecek diye düşünüyorum. Aynı şey Baye için geçerli, aynı şey Katar için geçerli, aynı şey Bahreyn için geçerli. Umarım öyle günleri sen görürsün. Ben görememdi, sen hepimiz görürsün. Hepimiz görürüz. Umarım yakın bir zamanda olur da hepimiz görebiliriz. Bir sonraki e, haberime geçmek istiyorum. Fakat haberlerimiz burada sona erdi ve e, son olarak da bir tarih okulu duyurumuz olacak. E, Tansu Daylan çok çok önemli. NASA'da da aynı zamanda çalışan ve e, MIT Üniversitesi'nde de öte gezegenler hakkında çalışan çok değerli bir astrofizikçimizdir. Ve bu değerli astrofizikçimizle 2022 Tarih Okulu 27 Nisan e, tarihini gerçekleştirilen 7. dersinde e, TES adlı uzay teleskobunda e, görevli bir bilim insanı aynı zamanda olan astrofizikçi dansı Daylan'la birlikteydik. E, Astronomi tarihi başlıklı bu dersimizi üyelerimizden İrem Yaydırgan sunmakta. E, açıkçası bu e, dersi iple de çekiyorum izlemek için herkese de e, izlemesini öneriyorum e, çünkü Tansu Daylan gerçekten de çok değerli isimlerimizden de birisidir hem NASA'da hem de MIT'de çalışan e, bakıldığı zamanda okuduğu ya da e, bitirdiği okulları e, emin olun birçok kişi okuyamaz ya da dile getiremez bile belki hatırlarsınız e, be, Beyaz Show'da bir tane yayında e, şey Beyaz Öztürk e, bir çok değerli ismimizin bitirdiği okullara okuyordu da okuyamamıştı demişti ki abi sen bu üniversitelerden mezun olmuşsun ben daha bu üniversitelerin ismini okuyamıyorum vallahi bravo demişti keza Tansu Daylan'da öyle çok değerli bir is ismimizdir diyerek e, Süleyman'ın da yorumlarını almak istiyorum Yani çok çabaladığımız ve iyi bir sonuç aldığımız bir organizasyonumuz tarih okulu mümkünse herkes izlesin. Bu yılda iki tane hazırlıyoruz. Biraz daha yaygın, her yıl biraz daha yaygınlaşıyor izlenmesi. Öyle bir çaba içerisindeyiz. Çok başarılı bir şey oldu. Bundan sonra da öyle olmasını diliyoruz diyelim. Ve veda edelim. Vedadan evvel de ufak bir hatırlatma yapmak istiyoruz. Ee, seküler bir toplum ve layık bir devlet için Hı. verdiğimiz mücadele. Bizlerimizde yazı işleri komisyonunda sizlere ihtiyacımız var. Haftada bir ya da birkaç ulusal ya da uluslararası haberi ateist gazetesi için yazmaya, diğer komisyonlarımızda ihtiyaç duyduğumuz yazı faaliyetlerinde yer almaya ne dersiniz? Eğer e, sizler de bizim aramızda yer almak istiyorsanız bizlere bizim sosyal medya hesaplarımızdan veya e, ateizm derneğinin web sitesi üzerinden katılabilirsiniz diyerek bir sonraki yayınlarımızda görüşmek üzere. Daha güzel haberlerle beraber karşınıza çıkma dileğiyle diyerek hoşçakalın, diliyorum. hoşçakalın diliyor, hoşçakalın e, diliyorum diyorum.